efendim izninizle iki sorum olacaktı. İlki Sayın Cumhurbaşkanı'nın Hatay'da yerel ve merkezi yönetimle ilgili söylemiş olduğu sözler vardı. Dün Zonguldak'ta da benzer sözler söyledi. Bilesiniz ki burada belediye başkanının Cumhurbaşkanı'nın eli üzerinde olduğu sürece diye. Bütün illerde bu söylemlerini devam ettiriyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? İkinci sorum da İstanbul'da hem DEM Parti'nin hem Yeniden Refah Partisi'nin aday çıkarması dengeleri nasıl değiştiriyor? Dün Zonguldak'ta daha önce Hatay'da yaptığı açıklamanın devamını getirdi. Diyor ki Cumhurbaşkanı'nın eli Zonguldak'ın üzerinde olursa hizmet gelir diyor. Recep Tayyip Erdoğan'ın milli iradenin üzerinden elini çekmesi lazım. Bu yaptığı iş tamamen milli irade gaspıdır. Hatay'da yaptığı taş yürekliliğe devam ediyor. Aslında Hatay'daki söylediği ifadeleri idame ettiriyor, hatırlatıyor. Aslında Zonguldak'tan dönüp Hatay'a ve bütün Türkiye'ye aynı mesajı veriyor. Eğer Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediğinin bir karşılığı varsa yerel seçimler niye var? Niye belediye başkanı seçiyoruz? Sonunda oraya mı gelecek bu anayasa tanımazlık hali? En sonunda siz birini seçin, geri kalan her şeyi o seçsini nasıl merkezi yönetimde uyguluyorlarsa, siz bir cumhurbaşkanına oy verin, geri kalan her şeyi iğneden ipliğe o belirlesin, en son belediye başkanlarını da o belirlesin. Niye o zaman bu aziz milletin önüne sandık koyuyoruz? Niye yeni mahallelilere yeni mahalleyi kim yönetecek diye, Çankayalılara Çankayı kim yönetecek diye niye soruyoruz? Ona da kendi karar versin o zaman. Oysa ki milli irade kutsaldır. Milli irade serbestçe oy kullanılabildiği için kutsaldır. Recep Tayyip Erdoğan'a verilince kutsal, verilmeyince mundar olmaz. Nasıl o gücünü sandıktan alıyorsa bütün belediye başkanları da gücünü sandıktan alır. Nasıl gerçek patron milletse belediye başkanlarının da ama cumhurbaşkanının da belirleyicisi millettir. Bunun dışında bir ifade milli iradeye saygısızlıktır. Bugün Recep Tayyip Erdoğan'a en sert cevapları vermek onun istediği bir şey. Bizi kavgaya çekmek istiyor. Dün sesleniyor. Biz diyor daha önceki genel başkanlarla kavga ederdik. Özgür Efendi ile diyor sesi çıkmıyor, kavga etmiyoruz diyor. Oysa ki Özgür Efendi ona 10 bin liralık en düşük emekli maaşını hatırlatıyor. Ona 17 bin liralık sefalet asgari ücretini hatırlatıyor. Geçim sıkıntısını, enflasyonu hatırlatıyor. Ve Türkiye'de bunu konuşuyoruz. O istiyor ki hakaretine hakaret edelim ve mesele konuşulmasın. Bir genel seçim atmosferi içinde sorunlar değil, kavga konuşulsun. Onun düzeyine inmemeye çok kararlıyım. Çünkü millet sakin bir şekilde israf etmeyen, ranta kentleri açmayan belediye başkanlarını değerlendirip verdiği oyu doğru ve iyi kullanıldığını görüp belediye başkanlarımızdan memnun oldukları kentlerde belediye başkanlarımıza oy verip kendi belediye başkanlarından memnun olmadıkları kentlerde de bizim iyi belediyeciliğimizi o kentlere taşıyacak kararı vermelerini istiyoruz. Bunun için Tayyip Erdoğan'ın hakaretlerine, iftiralarına, saldırılarına cevap verme niyetinde değiliz. Ancak milletimize onu şu yönüyle şikayet ediyoruz. Sizin 31 Mart günü kalkıp sabahleyin evden çıkıp kiminiz bastonla, kimi tekerlekli sandalyeyle, kimi gencecik yaşında heyecanla ilk kez koşup gideceği sandığa gitmenizi önemsizleştirmeye, oyu bana verirseniz olur, vermezseniz pişman olursunuz diye milleti tehdit etmeye, vatandaşa şantaj yapmaya kalkışıyor. Sandık tam bunun için var. Sandık, birisi sandıktan aldığı gücü unutup da kendini sandığın üstünde görürse millet bunu hatırlatsın diye var. Millet ona 31 Mart'ta eğriyi de doğruyu da gösterecek. Diğer sorunuzla ilgili de şunu söyleyeyim. Yani şimdi DEM Parti kendi sürecini yürütüyor, toplanıyor. Bir karar verecek, mikrofonlar önümüzde. DEM Parti aday çıkarmayacak, size demleniyor diyorlar. Ne diyeceksiniz? Mikrofonlar önümüzde, demlen anlaştınız. İstanbul'da, büyük şehirlerde aday çıkarmıyor, sizi destekliyor. Bunun DEM Parti ile anlaşmak olduğunu
söylüyorlar, ne diyeceksiniz? E şimdi bu mikrofonlar neden gitmiyor Bahçeli'nin önüne? Bahçeli bu sabah demli çay mı içiyormuş? Bu mikrofonlar neden gitmiyor Recep Tayyip Erdoğan'ın önüne? Terörle işbirliği mi yapmış? İlk gün söyledim. Ama Sayın Başak Demirtaş, ama bugün ilan edilen adaylar, her birisinin aday olmak en demokratik hakkıdır. Her partinin aday çıkarmak en demokratik hakkı varoluşsal sebebidir. Kimsenin adayını çıkarmasına çıkarmamasına karışmayız. Bir partinin aday çıkarması kendisiyle ilgili bir hesaptır. Bir parti aday çıkarmazsa demlenip aday çıkardığında demlenmemiş olma iftirasını o bu sabah höpürdete höpürdete demli çay içenlere, Devlet Bahçeli ile Recep Tayyip Erdoğan'a sorun. Biz şunu söyledik. Bütün siyasi partilerle açık iletişim halindeyiz. Bizim demle yaptığımız görüşme gözünüzün önündedir. Ama bazı görüşmeleri hangi mecralarda, kimlerin ne şekilde, ne vaatlerle yürüttüğünü millet sormaktadır. Bizim kimsenin çıkaracağı adaya da, çıkarmadığı adaya da lafımız da yoktur, minnetimiz de yoktur. Ama aday çıkarmama durumunda dünya kadar hakareti bize layık görenlerin şimdi bu millete bir özür borçları vardır. Bir önlerine baksınlar. Ben hem DEM Parti'nin hem Yeniden Refah Partisi'nin bütün siyasi partilerin adaylarına başarılar diliyorum. Dün Adalet ve Kalkınma Partisi'nin saldırıya uğrayan belediye başkan adayını dakikalar içinde aradım. Demokrasiye yapılmış saldırıdır. Kendi adayımıza yapılmış sayıyoruz. Bu seçim atmosferinde 31 Mart'ta bütün adayların özgürce propaganda yapabildikleri, sandıkların ve seçmenlerin baskı altına alınmadığı, en özgür propagandanın ve en barışçıl seçimin yaşanmasını temenni ediyorum. Bütün adaylara, bütün siyasi partilere başarılar diliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi büyük oranda adaylarımızı belirledik, tamamlıyoruz. Büyük bir seçim başarısı için, büyük bir coşku için ve Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük ittifakı için yola çıkmış durumdayız. Bu ittifakın adı Türkiye İttifakı'dır. Geçtiğimiz seçimlerde bize 11 büyük şehri emanet eden milletimizin emanetine saygı duyduk. Emanetine çok iyi baktık. Şimdi onlardan emanete bir 5 yıllık daha emanet için süre istiyoruz. Bizde olmayan belediyelerde de bundan önceki dönemde belediyelerde nasıl çalıştıysak olmayanlara da aynı iyi belediyeciliği vaat ediyoruz. Siyasiler Ankara'da ittifak kuramayabilirler ama millet sandıkta ittifakı kurur. Türkiye'nin umudu Türkiye İttifakı'dır. Geçen seçimde büyük oluşan ittifakların kazandırdığı büyük başarıları ortaya çıkaran seçmen hala kütüklere kayıtlıdır. O seçmen Türkiye İttifakı'nı büyüterek sürdürecek. Şehirlerimizi çalmayan, çırpmayan, yeşil alanları katletmeyen, arsaları yabancılara peşkeş çekmeyen, arsa rantı yaratmak için kente karşı suç işlemeyen, çalışkan, dayanışmacı, yoksulun hakkını sosyal belediyecilikle koruyan başkanlarımıza göreve devam. Kendi illerinde olmayan başkanlar için de Cumhuriyet Halk Partili başkanları görev başına çağıracak. Türkiye İttifakı'na inanıyoruz, Türkiye İttifakı'na güveniyoruz. Efendim, bir de ekleme yapmam gerekiyor. Halktan bir 5 yıl daha dediniz ama 6 Şubat'ta siz de oradaydınız anma törenlerinde. Hatay'da Lütfü Savaş'la ilgili bazı protestolar oldu. Sonrasında kendisinin de açıklaması oldu ve sizle görüştüğünü, yola devam dediğinizi de iletti. Özellikle bu konuda yarın da kritik bir toplantı var. Hatay'la ilgili durum nedir? Bir değişme bekleyebilir miyiz? Ya da o görüntüler için sizin yorumunuz? Birincisi, Hatay'da o gece orada bulunmamız gerekiyordu. Bundan sonra da 6 Şubat'larda orada bulunacağız. Tabii Hatay'da protestolar yaşandı. Hepiniz oradaydınız. Hepinizin gözünün içine bakarak söylüyoruz ki 100 söz protesto vardıysa 99'u hükümete yönelikti. Ama hükümete yönelik kaynaklar efendim Lütfi Savaş protesto edildi. Evet, Lütfi Bey'e yönelik de sitem cümlelerini hep birlikte duyduk. Siyaset vatandaşın söylediğini duyma sanatıdır. Verdiği mesajı alma sanatıdır. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bütün bölgelerde hem adaylarımızı çok yoğun anketlerle belirledik, hem de adaylaştırdığımız arkadaşları
erken adaylaştırarak, takvimin son günü 20'sidir ama çok daha öncesinden adaylaştırarak adaylık sonrası ölçme değerlendirme anketlerine de önem veriyoruz. Bu anketler, yüksek örneklemlerle yapılan bu anketler bize bir şehirden yanlış yaptığımız sinyalini veriyorsa ya da verirse bu değerlendirilir. Milletin sesini duymak elbette meydanda yükselen bazı sesleri duymak da önemlidir. Fikir verir ama milletin sesini duymak sandıktan önceki en önemli gösterge çok yüksek örneklemle yapılan anketlerdir. Anketlerde bir şey görüyorsak müdahale ediyoruz. Görürsek müdahale ederiz. Teşekkür ederim.